Merhaba, iyi günler. Kadri Gürsel stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak seçimi kazanıp kazanmayacağını ya da nasıl kazanabileceğini konuşacağız. Kadri, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok hızlı değişti her şey. Alt üst oldu ama sonunda sürpriz olmadı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı en çok gündemde olan isimdi. Ama o cuma ve pazartesi günü arasında bayağı bir Millet İttifakı da ve Türkiye'de gitti geldi. Önce o krizi bir değerlendirsene. Ne diyorsun? Neden oldu? Hayırlara vesile mi oldu yoksa Millet İttifakı'nı tahrip mi etti? Yani bundan sonraki sürece olumsuz etkisi olacak mı yoksa tam tersi, kimilerine göre de tam tersine daha fazla, daha iyi oldu diyenler de var. Ne dersin? Yani tabii çelişkili bir durum. Millet İttifakı'na bir yönüyle zarar verdi. Fakat bu telafisi imkansız bir zarar değil. Aktörlerin bundan sonraki tutumları, duruşları, birlikte hareket etmeleri, ediş tarzları vesaire, bütün bunlar bu hasarın kontrolü ve telafisi için çok çok önemli olacak. Yani bundan sonra nasıl oldukları, yani vazo çatladı. Yani darma duman olmadı. Tekrar şimdi yeni Millet İttifakı, 6 Mart'tan sonraki Millet İttifakı dağılmış, kırılmış bir vazonun yeniden böyle tutkalla yapıştırılmış hali değil. Vazoda bir çatlak var ama vazo ayakta. Bu kriz ihtimali var mıydı? Potansiyeli vardı en azından. Çünkü en başından beri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı İYİ Parti cephesinde, sadece Meral Akşener'den değil ama İYİ Parti'nin bünyesinde, teşkilatına, yönetiminde de bir direniş olduğu belliydi. Meral Akşener tabii partisini bir arada tutmak gayesinde, çabasında olan bir lider. Hem de seçimde aldığı oyu arttırması lazım. Seçimde aldığı oyu arttırması da işte CHP'den alabileceğini aldı. CHP'nin eski merkez sağ kökenli seçmeni bir kısmı en azından organikleşmemiş artık CHP'de, yani CHP'yi tamamen içselleştirmemiş. Biraz kerhen CHP'ye veren, biraz ulusalcılar da var bunların içine, bu arada bunu da kabul edelim. Bunların bir kısmı İYİ Parti'ye yöneldiler falan ama bu yetmiyor İYİ Parti'nin aldığı oyu arttırmak için. Evet, yani sondajlarda artmış gibi gözüküyor. %10 oy almıştı 2018'de parti. Biraz onun üstüne çıkmış gibi gözüküyor ama Meral Akşener'in eğer işte parlamenter rejime geçtikten sonra başbakanlık gibi bir hedefi varsa boyu çok çok daha arttırması lazım. Şimdi baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet ederek boyu arttırmak mümkün müydü? Belki AKP ve MHP'nin kalan tabanına yönelik bir sempati hamlesi olabilirdi. Çünkü Kılıçdaroğlu 2010'dan beri, geldiğinden beri CHP'nin başına, iktidar tarafından, Erdoğan ve iktidar medyası tarafından sürekli hakarete, saldırıya uğrayan, sürekli darbelenen, ötekileştirilen, adeta şeytanlaştırılan, linç girişimine dahi hedef olan, ki ben bunun iktidar çevreleri tarafından organize edildiği, bütün olayın, hadisenin gelişimi ve sonucuna baktığımız zaman çok açık olarak gözüküyor. Organize bilinç hareketiydi. Çubuk'taki şey, Ankara'da. Yani buna kadar vardırılan bir artık şey, yani nefret objesi haline dönüştürüldü Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığının arkasında hizalanmış bir parti gibi bir görünüm vermek Meral Hanım'ın işini zorlaştıracak diye bir yani rasyonel bir okuması olabilir bu direncin. Aynı zamanda işte başka bagajlar da var malum. Yani itiraz noktaları var. Bu, yani Anadolu'nun tarihine kadar uzanan, Anadolu'daki derin fay hatlarından kaynaklanan bir itiraz da var. Bu çok ilkel bir şey. İlkel, dürtüsel, anlamsız, saçma ama öyle. Bu bir gerçeklik. Bunun yönetilmesi lazımdı. Meral Hanım bunu bu şekilde belki yönetebileceğini, en iyi yönetebileceğini düşündü. Aynı zamanda da yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2023'ten sonra tam kontrol vermemenin daha doğru olabileceğini düşündü. Ama yaptığı aslında baştan beri tutturmuş olduğu yol siyaseten doğru bir yol değildi. Yanlıştı. Şu açıdan yanlıştı. Bakın yani en son kendi tutumundan örnek verelim. Bir ara Meral Hanım'ın kriz çözülürken Meral Hanım'ın parlamentoda olmak istediğini duyduk. Ama daha sonra kendisi de söyledi ağzından. İşittik ki öyle şey olmaz dedi. Yani bu yenilgiyi baştan kabul etmek anlamına geliyor. Yani parlamentoya kapağı atmak. Kendine parlamentoda bir pozisyon bulmak. Orada işte partisinin başında olacak ama aynı zamanda eğer hani Kemal Bey kaybederse yine açığa düşüyor. Malum. Bunu kabul etmek, bunu peşinen kabul etmiş olmaktı. Yani parlamentoda yer almak. Bu yüzden ben Cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul ettim diyor. Aynı şey daha büyük denklemde Kemal Bey'in adaylığı içinde geçerli. Şimdi bu konuda çok yazıldı, çizildi, çok konuşuldu biliyorum ama tekrar etmem lazım. Burada da bir vesileyle kısaca. Şimdi bir düzen değişikliği tasarlıyorsunuz. Bir rejim değişikliği bu. Güçlendirilmiş parlamenter rejime geçeceksiniz. 6 parti toplanıyorsunuz. Komisyonlarınız, heyetleriniz. Önce bir güçlendirilmiş parlamenter demokrasi vizyonu belgesi hazırlıyorsunuz. Sonra ortak bir anayasa taslağı hazırlıyorsunuz. Çok detaylı, çok kaliteli metinler bunlar. Önceki vizyon belgesi de öyle. Güçlendirilmiş parlamenter rejim. Sonrası anayasa taslağı da çok iyi çalışılmış bir. Yani al bunu bugün anahtar teslimi al uygula. Yani hiç beklemeden 360'ı bulursa beklemeden referanduma bile götürebilir bunu bu haliyle. Ondan sonra da bir hükümet programı hazırlıyorsunuz. 2300 madde değil mi? Çok uzun, çok detaylı, tafsilatlı. Bugüne kadar böyle Türkiye tarihinde böyle şeyler olmadı. Tamam mı? Çok iddialı hükümet programı. İşte artık yani kampanya başlıyor. Her şey hazır. Yani 6 lider de çıktıklarında kürsüye ne diyecekleri belli. Hükümet programı hazır, anayasası hazır, her şey hazır. Yani bütün bu çabayı gösteriyorsunuz bir yıl. Muazzam bir entelektüel faaliyet, muazzam bir zihinsel efor, muazzam bir müzakere. Ve ben, sen de oradaydın 30 Mart'ta gittiğimde şunu gördüm Ankara'daki o büyük salonda. Ya dedim daha önce bir iskelet vardı, bir çatı vardı, iskelet vardı. Şimdi bu iskelete doku da ete kemiğe büründü dedik. Yani bir Millet İttifakı'nın dokusu oluşmuş dedim. Çünkü orada gördüğüm benim. Yani gayet de iyi, yani İYİ Partililer herkes gayet güler yüzlüydü, coşkuluydu, heyecanlıydılar ve kalabalıktılar. Çok kalabalıktı. Ve çoğunluk sağdaydı o salonda farkındaysan yani. Çoğunluk sağdaydı. Sağ derken ben hepsini kastediyorum tabii yani. DEVA, Gelecek hepsini. Şimdi ondan sonra bütün bunları yapıyorsun. Sonra ama bizim içimizden bir tane bile kazanacak aday çıkmıyor. Hadi o zaman bütün bu süreçlere yabancı, bütün bu süreçlerin içinde bulunmamış ama çok popüler bir belediye başkanını, ikisinden birini ona teslim edelim. Al kardeşim sen gel buraya. Bizim adayımız ol, sen ol. Ama bu süreçlerin hiçbirini yönetmemiş. Bu süreçlere kendi yönetim zekasını, aklını aktarmamış. Belki de tasvip etme, belki içselleştirmemiş. Çünkü bu müzakerelerde bulunmamış. Yani vekaleten en azından kendi vekilleri aracılığıyla da bulunmamış. Çünkü bütün liderler sonunda da yani vekillerinin oluşturduğu taslaklar üzerinde son incelemeyi yapıp ona onay verdiler. Ama biz kazanamıyoruz. Ondan sonra işte buyurun gelin siz alın bu bütün belgeler manzumesini ortaklaşa ürettiğimiz belgeler manzumesini gösterdiği yolda siz yürüyün. Biz yapamıyoruz. Ama hem de bir de diktatöryal yetkiler veren hani görüyoruz işte bugün seçilmiş tirana dönüşüyor bu yetkilerle gelen biri. Kullanmaya kalktığın an bu yetkileri seçilmiş tiransın. Başka türlü bir yol yok. Biz kazanamıyoruz diye kazanacak birini buluyoruz. Bu süreçlerin yabancısı biri. Onu seçilmiş bir tiran haline getiriyoruz ve ondan şunu istiyoruz. Bütün bu ortaya koyduğumuz yol haritalarına her şeye uyacaksın. Ya uymazsa? Uymayabilir. Yani nerede bunun garantisi? Ama olsun kazanacak aday. Ya bu baştan sona yanlış bir tutumdu. kazanacak aday diye Kılıçdaroğlu'na aslında hakaret edildi. Bu çok açık. Ve üstelik de bu kendi kendisini gerçekleştiren bir kehanete dönüştü. Yani o nedir? Olmayacak bir şeyi oluyor diye ilan edip, yani nedir? Kazanacak aday ne demektir? Kılıçdaroğlu kazanamaz diye Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını önlemek için her şeyi yapmaktır bu. Peki şu anda ve oraya geleceğim. Ve ondan sonra da 6 Şubat depreminin yerle eksan ettiği siyasi denklemde o yeni durumu okumamak, o yeni duruma göre gerçeklik denetimini yapmamak, kendi siyasetini, tutumunu, davranışını o yeni duruma uyarlamak zahmetine bile kapılmadan, göstermeden bunu bildiği yolda devam etmek, körlemesine devam etmek ve sonra bir krize neden olmak. Yani artık geride kaldı belki ama bunun tartışılması lazım. Bu iki parti çok zarar gördü depremden. Bir tanesi AK Parti enkazın altında kaldı ve çıkamayacak. İkincisi de altındaki zemin kaydı, İYİ Parti. O zemin zaten yanlış bir zeminde. O da kaydı. Doğru bir zemin oluştu. O zeminde okumaktan da durduğu zeminin üzerinde hangi zeminde durduğunu anlama çabasına bile girmedi İYİ Parti. Yani tuttuğu yolda devam etti. Şimdi gelinen noktada bu yeni denklemde 6 Mart sonrasında bütün bu verilen hasarın düzelmesi, onarılması, özür dilerim, için her türlü imkan mevcut. Çünkü paradoksal bir şekilde Millet İttifakı bu krizden bence güçlenerek çıktı. Bunu en başta söyledim. 6 Mart'ta yayındaydım. Temel Karamollaoğlu çıkıp açıklamasını yaptı. Orada ilk verdiğim reaksiyon buradan güçlenerek çıkmıştır Millet İttifakı. Çünkü şu tabiri kullanmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Sırtımda yumurta küfesi yok. İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu ve lideri millet tarafından tedip edilmiştir. Tedip edilmiştir. Başka bir şey, başka bir açıklaması yok bunun. Millet İttifakı gitti, millet onu geri getirdi. Bu kadar. Bu net, bu çok net. Bundan sonra benzer krizlerin yaşanması ihtimali var mı? Vallahi yani aktörler buradan gerekli dersleri, sonuçları çıkarmazlar ve sorumsuz davranışlarına devam ederlerse olabilir. Ama şunu da görüyoruz. Millet öyle ağır bir baskı oluşturdu ki bu ittifak üzerinde bir adeta çelikten bir korse gibi onun dağılmasını önledi, onu sararak. Bu bakımdan da ben bir an kendimden şüphe ettim. Ya dedim, ben bu Millet İttifakı fenomeni için tarihsel blok nitelemesini yapmıştım. Yanıldım galiba dedim. Çünkü tarihsel bloklar böyle dağılmaz. Ve dağılmadı. Ondan sonra dedim ki müsterih olayım. Şimdi, doğru söylemişim. Bundan sonra ne olacak? Nasıl kazanır? Baştan beri sen Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulduğu zaman hem özel olarak biliyorum hem yaptığımız yayınlarda da Kılıçdaroğlu'nun kazanabilir bir aday. Yani daha doğrusu kazanacak aday sorusuyla Kılıçdaroğlu'nun geri plana itilmesine hep karşı çıktın. Evet, baştan beri karşı çıktın ama yine de Kılıçdaroğlu'nun olmama ihtimalinin de olduğunu da kabul ettin. Kabul ettim tabii. Ama sonuç olarak bildiğim kadarıyla, yani seni izlediğim kadarıyla sen Kılıçdaroğlu'nun en isabetli seçim olacağını düşünüyordun. Doğrudur. Bütün bu şeyden sonra yayınımızın başlığına da geçersek, nasıl kazanabilirden önce normal şartlarda bugün itibariyle, bugünün verili koşullarında aktörler belli, sorunlar belli, kadrolar belli, 3 aşağı 5 yukarı. Bugün Kılıçdaroğlu bugün seçim olsa kazanır der misin? Ben açıkçası evet diyorum. Kılıçdaroğlu bugün seçim olsa kazanır. 2 ay sonra seçim olsa, bugünden sonra 2 ay zarfında çok, yani fahiş bir hata yapılmazsa, çok akıllara, yani akıllara seza mı denir? Evet. Yani böyle bir hani akıllara durgunluk veren bir hata yapılmazsa Kılıçdaroğlu kazanacaktır. Bu tabii burada iki faktör var. Birincisi Millet İttifakı, ikincisi de iktidar. İktidar ne yapacak? İktidar da Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını önlemek için ne yapabilir? Ona da bakmak lazım tabii ki. Orada çok hemen akla HDP geliyor ama bugün yine bir arkadaşlarla konuşuyorduk. Evet. Şöyle bir şey var. Zaten HDP büyük bir ihtimalle aday çıkarmayacak ya da ikinci turda destekleyecek. Her halükarda Kılıçdaroğlu'na itiraz etmeyecekler. Öyle gözüküyor. Onu şimdi konuşuruz. Ama yerel seçimde mesela bunu kullandı. Geri tepti. Yani Erdoğan. Yani beka söylemi üzerine oturttu, geri tepti. Bu sefer bunun işleyebilme imkanı var mı? Yok. 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 Yani aslında Erdoğan 21 yıl oldu değil mi? Evet. 21 yıllık iktidarında çarelerini tüketti, söylemlerini tüketti, yollarını ve yöntemlerini tüketti, cephanesini de tüketti. Yani elinde aslında Erdoğan'ın büyük bir silah kalmadı. Olumlu anlamda konuşuyorum. Yani ve bu silah, bir silah varsa bile bunun cephanesini de tüketti. Şimdi bazı ön kabullenmeler çerçevesinde bakmamız lazım bugünkü olaya. Çünkü Millet İttifakı'nı geri getiren de bu ön kabullenmeler çerçevesinde, ön kabullenişler çerçevesinde yaptığımız o çerçeveye oturan tespitlerdir. O da şu, tekrar etmek gerekiyor bunu. Bugün anti-Erdoğanizm, tekrar oraya geleceğim. Anti-Erdoğanizm Türkiye'deki en güçlü ve bütün akımları, var olan bütün akımları yatay kesen, yani birleştiren bu anlamda bir ortak mutabakattır. Olumsuz, yani anti olduğu için negatiftir tabii. Ama kendi içinde olumluyu barındırır. Çünkü anti-Erdoğanizm Türkiye'nin sorunlarının çözümünün ön şartının Erdoğan'ın demokratik yollardan gitmesine bağlı olduğunu kabullenmekten kaynaklanan, ileri gelen bir tutum alıştır. Anti-Erdoğanizm bu. Yani Erdoğan'ın Türkiye'nin baş çelişkisi olduğunu farkında olmadan kabul etmek bu. Baş çelişki, yani Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümünün ön koşulunun Erdoğan'dan, bu manada Türkiye'nin demokratik yollardan kurtulmasıdır. Erdoğan'ın baş çelişki olması. Bunun yolu da işte 14 Mayıs'ta bu fırsat karşımıza çıkıyor. Ben bunun tabanda çok çok iyi kavrandığını görüyorum. Büyük aslında, yani millet veya halk bu manada feraset göstermiştir. Kavrayış göstermiştir. Asla küçümsenmemelidir. Ve anti-Erdoğanizm HDP'de de çok güçlüdür. İYİ Parti'de de çok güçlüdür. Yani biz şimdi burada böyle bir denklem kuruyoruz ya, bir uçta HDP, yani biri varsa öteki yok. Öteki varsa bu doğru değil. Bu doğru değil. Bu sadece yönetilmesi gereken bir çelişki. Yani İYİ Parti ve HDP anti-Erdoğanizm zemininde veyahut pekala uzlaştırılabilecek olan İYİ Parti'nin deklarasyonuyla Millet İttifakı'nın bugüne kadar açıkladığı bütün ortak belgelerin çok kuvvetli bir ortak paydası var aslında. HDP'nin deklarasyonu değil. Kürt sorunu hariç HDP'nin deklarasyonu. Evet. 11 madde evet. Geçen sene yayınladıkları. Evet. O deklarasyonda çok güçlü bir ortak zemini var aslında. Yani koyduğun zaman üst üste çakışan pek çok ortak alan var. Şimdi bunun uzlaştırılması çok pekala mümkün ve senin de çok doğru olarak tespit ettiğin gibi 2019 yerel seçimlerinde bu zaten seçmen bazında yapıldı. Yani kimse kimseye itiraz etmedi bu manada. Çünkü İstanbul seçimlerinin kazanılmasının hem de bu kadar halkın iradesine, seçmene hakaret eder şekilde, yani geçersiz sayılmış, alay edercesine geçersiz sayılmış bir seçimin tekrarında kazanılmasının, bu seçimin Türkiye'nin Türkiye'de bir demokrasi umudunun güçlü tutulması için ne kadar elzem olduğu görüldü. Halk bunu gördü. Ve bunu bu yönde hareket etti. Şimdi yine aynı yönde hareket edecek. Hele 6 Şubat'tan sonra ben ilk verdiğim reaksiyon, yani siyasi sonuçları ne olur sorusunun tartışılmasının ayıp olduğu günlerde verdiğim reaksiyon, burada artık kazanacak aday söyleminin boşluğa düştüğüdür. Depremi kastediyorum. Kazanacak aday falan, böyle bir şey. Yani bu söylem tamamen terk edilmesi gereken bir söylem. Çünkü Kılıçdaroğlu optimal ve artık ideal adaydır. Optimal aday şuydu. Ya bütün bu Millet İttifakı'nın, bir defa Millet İttifakı'nın mimarı. Birinci derecede rol, baş oyuncu o. İkinci başrol oyuncusu evet Meral Akşener, doğru. Ama aslında Millet İttifakı'nın kurgulayan beyin Kılıçdaroğlu'dur. Bunu kabul etmek lazım. Yani buradan geldi. 2014'ten beri bu deneniyor. Türkiye'nin bu darboğazdan, bu açmazdan ancak ittifaklar yoluyla çıkabileceğini Kılıçdaroğlu çok erken anladı ve bu yönde denemeler yaptı. Evet, ilkinde başarılı olamadı belki ama ikincisinde bir de burada şeyi de not düşmekte yarar var. Krizin çözümünde Ahmet Davutoğlu'nun ve kısmen Ali Babacan'ın çok etkili olduğu söyleniyor. O zaman da deniyordu ya, yani ne gerek var onlara, küçük partiler muhabbeti. Mesela böyle bir yerde de krizin çözümünde devreye girmiş olmaları da aslında çok ilginç bir not olarak düşmek lazım. Onlar bayağı bir etkili olmuşlar. Etkili oldular da, yani onlar da kendileri için yaptılar tabii, bunu. Ben o yüzden anlayamadığım şu. Yani Meral Akşener ve İYİ Parti için bu ittifakta bulunmak ve bu ittifak çatısı altında parlamentoya girmek ve iktidar olmak ve bakanlıklar almak ve ülkenin geleceğini yönetmek, geleceğinde rol sahibi olmak varken neden hem kendisi kaybettiği hem de Millet İttifakı'nın da kaybetmeye çok yakın bir noktaya düştüğü bir tutumun diyorsun derin devlet teorilerine? Şimdi şöyle oluyor. Yani bazı siyasi hamleler siyasi akıl, mantık ve ahlakla açıklanamadığı zaman akla tabii konspirasyon teorileri geliyor ve konspirasyon var. Yani bu olayda vardır demiyorum. Konspirasyon Türkiye siyasetinde var. Türkiye siyasetinde aklımızın almadığı, anlam veremediğimiz pek çok şey. Bu son olay, Millet İttifakı'ndaki kriz bağlamında konuşmuyorum. Bir genelleme yapıyorum, yanlış anlaşılmasın. Parayla da açıklanabilir. Bir defa iktidarın çok parası var. Yani iktidar sahiplerinin, iktidar ailelerinin, iktidar oligarklarının muazzam bir parası var. Bu parayı iktidarda kalmak için kullanırlar. Nasıl kullanacaklar? Yani bir şekilde kullanacaklar, kullanıyorlardır. Bu bir genel bir kabullenme. Bu olay bilmeden, belgesiz, bilgisiz konuşmak doğru değil tabii ki. Ama izini sürmek gerekir mi? Gerekir. Fakat velev ki bazı bilmediğimiz tazyikler, tehditler, baştan çıkarıcı teklifler oldu diyelim. Yine de millet buna izin vermedi. Yani başarılamadı. Ben attığım tweetlerde, yani yakın geçmişteki bir olay, bu olay. Meral Akşener'in Millet İttifakı'nı köprüleri atarcasına, ipleri koparırcasına terk etmesini ihanet olarak nitelendirdim. İhanet. Ama ihaneti başaramadı. Fakat teknik olarak, objektif olarak ihanetti. Fakat başaramadı. Edemeyeceğini gördü. İhanet edemeyeceğini gördü. O 3 gün içinde gördü. Partisi de gördü. Ama bundan sonra İYİ Parti'nin duyarlılıklarına, İYİ Parti'nin alınganlıklarına, hassasiyetlerine özel önem gösterilmesi gerekiyor. Davutoğlu ve Babacan'ın da, yine ben bu ifadeyi kullanmayı çok seviyorum. Bu yani Türkiye'nin gelecekteki güneşin altında bir yere sahip olmalarının yegane yolu Millet İttifakı'nın içinde olmaktır. Aslında herkes için bu geçerli. Herkes için. Tüm Türkiye'nin yarınını, yani Türkiye'nin bugünkü sorunlarını aşarak aydınlık bir geleceğe, o hani kalıbı kullanayım, aydınlık bir geleceğe ulaşmak isteyen herkesin aslında bence manada şimdi yolu bu. Şeye gelmek gerekiyor belki, yani işte HDP onu tam soracaktım. Şimdi salı günü Kılıçdaroğlu'nu izledim grupta, sonra bir grup gazeteciyle sohbet etti, orada da sorduk. Öncelikle deprem bölgesine gidiyor tekrar. Cumartesi günü Malatya, Kahramanmaraşlı bir programı var değişmezse. Hatta deprem bölgesine hep birlikte gitmeleri de bu cumartesi olmasa bile daha sonra bir zamanda söz konusu. Grup yapmayacak. Artık Anadolu'da bütün şehirlere gideceği söyleniyor. Ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da kampanyada çok aktif bir şekilde yer alacakları söyleniyor. Ve tabii ilk aşamada da en çok merak edilen hususlardan birisi HDP ile, HDP açık bekliyor, görüşme bekliyor, bunu söylediler. İYİ Parti dışındaki bütün masadaki diğer partiler de tabii ki görüşülmeli dedi. İYİ Parti de aslında görüşülmesin demiyor. Biz görüşmeyiz, siz görüşmeyin. CHP'nin görüşmesine karşı çıkmayız diyor. Evet. Zaten bu yeter. Onun dışında bir şeylere karşı çıkarmış gibi yapıyor. Yani mesela Fatih Altaylı'ya verdiği evet, röportaj yayında söyledikleri. Ya zaten kimsenin orada söylüyor ya, yani masaya gelemez. Zaten HDP'nin masaya gelmek gibi bir derdi yok, talebi yok. Bakanlık veren zaten öyle bir derdi ve talebi yok. HDP'nin burada haysiyetinin tanınmasını gerekiyor. Yani çünkü siyaset yapıyor burada HDP ve ittifakı. Siyaset yapıyorsa aday göstermek lazım. Aday göstermesi lazım. Aday göstermekten feragat ediyorsa bunun tanınması lazım. İyi tamam al sen cebime koy, ben senden almış olmayayım, sen cebime koy denmez. Bu nezaketsizliktir. Bunun tanınması lazım. Bu konuda sembolik değeri büyük bir siyasi jest yapılması gerekiyor. Ve bunun da pekala yapılabileceğine dair Akşener de kendi zımni onayını verdi. Bunu sorun etmeyeceğini en azından söyledi. Şeyi hatırlıyor musun? 2018'de Muharrem İnce... Ve bu olacak. Yani Özgür Özel de söyledi zaten. Bu olacak. Muharrem İnce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Tabii tabii. Kimse dert etmedi bunu. Tabii. Kimse o zaman ya çok iyi yaptı dedi herkes. Evet. Yani bravo dedi. Bravo dedik yani Muharrem İnce'ye. Aferin dedik yani. Bir iyi, gerçekten cesur ve girişkence bir zeka sergiledi. Siyasi zeka, ama orada yani bunun bir maliyeti olmadı ki Muharrem İnce'ye. Hiç maliyeti olmadı. Yani. Burada şimdi HDP sanki aday çıkartmayacak gibi gözüküyor. Şu haliyle bakıldığı zaman ilk turda. İlk turda bunun bitmesi için, yani evet, ilk turda öyle iktidara hiçbir itiraz hakkı falan, oyun bozanlık etme hakkı tanımamak için ilk turda bunun bitmesi lazım. Yani o zaman şöyle gözüküyor. Az bir fark değil. Çok bir fark oluşması gerekiyor. Şimdi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dışında üçüncü bir aday belki imza toplayıp girenler olabilir. Doğu Perinçek yine imza toplayacakmış galiba. Toplamaya çalışacak. Doğu Perinçek'in Erdoğan desteklemesi gerekmiyor mu? Sanki yine aday olacak. Yani. Ya onlar da Cumhur İttifakı'nın... Yani bu arada adı konmamış Mahmut gayri resmi yazdığına göre Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi öyle de partiler var mı hala? Var. Cumhur İttifakı'na katılıyorlarmış. Ha. Hüdapar katılıyor, ama Hüdapar anladığım kadarıyla ya, MHP ile aynı ittifakta olmadan bir şekilde katılacak. Öyle bir... Yani çok tuhaf değil mi bunları yapmaları? Çünkü neticede işte Rus medyasının da dün gördük. İşte bir Erdoğan'a karşı 8 kişi falan diye, hani 8'i bir araya geliyor ancak bir Erdoğan evi, ki doğru değil zaten şu an 3 kişi onlarda yani. Bahçeli ve Destici var, işte BBP de var, yok mu var. Şimdi bunların sayısını arttırıp 8'e mi tamamlamaya çalışıyorlar yani böyle. Bilmiyorum. Bu bayağı bir kurcalıyorlar. Peki o zaman iki aday kalırsa Muharrem İnce'nin aday olup olmayacağı meselesi belli değil. Ben olacağını sanmıyorum. Muharrem İnce'nin de işte Muharrem İnce'ye de milletvekilliği teklif edileceği yönünde bazı kulis haberleri dolaşıyor ortada. O da zaten dereyi görmeden paçayı sıvamam demiş. Yani sonuçta iki adaylı bir seçim olabilir pekala, ve 14 Mayıs'ta ikinci tur diye bir şey olmuyor. İki aday, geçerli adaylı yani oylardan bir fazlası da var. Yani yüzde işte 0,5 karşılığı olan bir üçüncü aday olursa o iki adaylı seçimdir. O üçüncü aday marjinaldir. Marjinal adaylar olabilir. Onlar da iki adaylı bir seçimde oy alamazlar. O zaman ilk turda biter. İlk turda biter. O zaman biter. Çok garip bir evet, şey olacak yani. Eğer HDP aday çıkartırsa ikinci tura kalacak. Evet. Öyle gözüküyor. HDP'nin daha önce aday çıkartmakta çok istekli olduğunu biliyoruz. Pervin Buldan'ın da defaatle bu konuda söyledikleri var. Mithat Sancar'dan ziyade Pervin Buldan. Ama artık HDP'nin aday çıkarması siyasetin doğal akışının, mantığının tersine bir iş olur. Yani aday çıkarmakla ne yapmak istiyor? Doğrudan kendi siyasi çıkarlarının aleyhinde bir tutum olur bu. Yani burada eğer Millet İttifakı fahiş bir hata yapmazsa HDP aday çıkarmayacaktır. Şimdi şeye gelelim. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a açılan alan ve onların da sonuçta kampanyanın çok önemli bir parçası olmaları. Bu sonuçta Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalini katladı herhalde, değil mi? Çok arttırdı tabii ki bence. Bir de tabii 12. madde, yol haritasına eklenen 12. maddede Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da özel, yani tanımlanmış yetkilerle Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapacaklarına dair o notun, o yani vaadin eklenmesi. Kampanyada zaten onların görev almaları gerekiyordu. Yani onların Millet İttifakı kampanyasında görünür olmaları ve kimse ortak aday, onun için oy istemeleri gerekliydi, gerekiyordu bu. Şimdi artık bu kaçınılmaz, yani bir zorun, bu programın parçası haline geldi. Ve aslında baktığın zaman işte 2024'te yerel seçim var. Yerel seçimler, Ankara'da eğer Mansur Yavaş devam edecekse belediye başkanlığına, çok önemli. Genel seçimlerin alınması muhalefet tarafından, yerel seçimlerin de alınması açısından için çok önemli. Bunun devamını sağlamak için zaten kendilerine sahaya çıkmaları gerekiyordu. Zaten İmamoğlu'na siyasi yasak getirilir getirilmez. Kesinleşmedi ama yani kesinleştirilebilir. Kendileri açısından uygun görülecek bir anda. Benim ilk tepkim artık İmamoğlu'nun yani yollara düşmesi gerektiği, Millet İttifakı'nın ortak adayı kim olacaksa onu desteklemesi, kampanyada seçime kadar aktif ve güçlü bir şekilde rol alması gerektiğiydi. Bu olacak. Çünkü İmamoğlu'nun da neticede kariyeri ve siyasi geleceği Millet İttifakı adayının kazanmasına bağlı. Eğer Millet İttifakı adayı kazanırsa bu geri alınır. Yani İmamoğlu siyasi yasaklı durumuna düşürülse bile, ki yargı, yani seçimler muhalefet tarafından kazanılsa bile yargı bir süre daha eski iktidarın kontrolünde olabilir. Yahut da eski iktidarın yargıdaki militanları yargıyı silah olarak kullanmaya, yeni iktidara karşı silah olarak kullanmaya devam edeceklerdir, edebilirler. Yani ben 14 Mayıs'tan sonra da İmamoğlu'na bir siyasi yasak falan, yani kızgınlıkla, öfkeyle ne olacak? Yani bu bir hukuki süreç, yargı süreci deyip getirilebileceği pekala ihtimal dahilindedir yani. Peki bu yargı dediğin derin devlet meselesi ya da devlet. Şimdi şöyle bir önerme var, hani devlet Kılıçdaroğlu'nu tercih etmiyor gibi bir önerme var. İşte neydi? Yumuşak geçiş. İşte Kılıçdaroğlu sert geçiş yapar ama işte diyelim ki İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yumuşak geçiş olur. Onu tercih ederler vesaire. Şimdi artık o bütün bu şeyler geçti gitti. Kılıçdaroğlu'nun seçileceği ama yanında Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak diğer liderlerin olacağı bir formülün Türkiye'de milli irade dışındaki bir takım dirençlere tahrik etme ihtimali var mı sence? Zannetmiyorum açıkçası. Zannetmiyorum. Ben bu önermeyi satın almıyorum. Devlet diye bir özne yok. Bu özne yok edildi. Devlet adeta, yani eleştiri söz konusu olduğu zaman iktidarı eleştiriyormuş gibi gözükmek istemeyenlerin başvurduğu bir hani tercihli yol haline geldi. Hani devleti eleştirebilirsin çünkü devlet, yani kim devlet? Devlet, derin devlet diye bir şey yok Türkiye'de. Devlet iktidarın sopası haline geldi ve bu sopa iktidarın keyfi neyi o gün arzu ettiyse, ister yasa dışı, ister hukuksuz, ister gayrimeşru, fütursuz bir şekilde kullanılıyor. Hiçbir yasa dışılığa meyletmeme kaygısı falan yok. Yok böyle bir şey. Yasalar, hukuk vesaire, kurallar, kaideler hepsi anlamsızlaştı. Bütün kurumların içi boşaltıldı. Bütün kurumlar fonksiyon tanımlarının dışında hareket eder oldu. Hariciyesinden maliyesine, AFAD'ından Kızılay'ına. Hepsi böyle. Her türlü kavram, ihale diye bir kavram yok artık. İhale yok. Biz ihale diyoruz. İhale diye bir şey yok. Bunu uzatmak mümkün. İstediğine veriyor. Bu ihale değil. alım yapıyor. İstediğinde istediği fiyattan istediği şeyi veriyor. Yani bu babasının çiftliğini yönetmek gibi bir şey. Dolayısıyla devlet diye bir şey kalmadı. Devlet yok. Devletin yeniden kurulması gerekiyor. Bir iskelet var, bir kabuk var. Bunun için doldurulması lazım. O açıdan ben sözü şuraya getireceğim. Burada bir çifte pazarlık yöntemi var. Yani kendisine belki devlet süsü veren bir takım siyasi ajanlar. İşte ya kırıp dökmeden yumuşak bir geçiş olsun. Yani bu şu demek. Siz bu 418 milyar doların 400 ne kadar öyle mi? Hesabını sormayın. Soracaksanız az sorun ya da sorarmış gibi yapın. Yani olan olmuş bir kere. Geleceğe bakalım. İnsanları ürkütmeyin. Tabii bunun yanına tehdit unsurunu da koyuyorlardır. Yani eğer bunu yaparsanız şu olur, bu olur gibi. Bu tür bir tercih, takdir de var. Bir de Mansur Yavaş mesela işte ülkücü, hala ülkücü belki. Ülkücü kökenli CHP'li. Yani ülkücü CHP'li. O devlet dediğin şeyin içinde ki MHP'liler, devlet dediğimiz şeyin içindeki işte aşırı milliyetçi unsurların bu iktidardan sonra, Erdoğan sonrası dönemde pekala iyi geçinmeyi umdukları bir figür. Onu görmek isterler. Bir de tabii yani Kılıçdaroğlu'nun şahsında işte bütün bu saydığımız iktidar aktörlerinin, ajanlarının nezdinde oluşan bir alerji var. O da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu ama bu hani kendileri hani alerjik reaksiyonu istedikleri zaman gösteriyorlar. Bakalım şimdi seçimlerde gösterecekler mi? Yani ben kazandırmamak için bir yerde kör değneğini bellermişçesine işte mezhepçilik, dincilik, kutuplaştırma siyaseti, Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi korkusu, korku aşılama da orada vesaire. Şöyle bir şey bütün var. Bunları kullanacaklarını düşünüyorum ve HDP'ye karşı da ben ikili kampanya yapacakları kanaatindeyim. Yani o çevrelerde işte Akşener'in koalisyondaki varlığını kullanacaklardır. Bunun bir şeyini, bir provasını Bursaspor maçında gördük. Evet. Orada yani holiganların, Texas mıymış grup? Neyse isim vermeyeyim ben. Yani holiganların ki onları sen ikimiz de yani 90'lardan beri tribündeyiz. Holiganların kaç yaşlarında olduklarını biliyoruz. Yani bunlar en fazla 30'una merdivendeymiş, 20'li yaşlarda, 20'nin altında çocuklardır. Şimdi bunların böyle Yeşil'i, Mahmut Yıldırım'ı, Beyaz Torosları falan anımsaması mümkün değil. Ya bunlar zaten ne okur ne eder. Yani Türkiye'nin yakın tarihini mi okumuşlar? O zaman bebeydiler bunlar 90'lı yıllarda. En yaşlılarından bahsediyorum. Bu bir operasyondu. Bu operasyon subliminal mesaj vermeyi, eğer gerçekten böyle oldu çünkü devamlı o imaj çıkıyor o maçtan sonra. Tribündeki yeşil ve toros posterleri, şeyleri, imajları. Yani tehdit içeriyor. Ölüm tehdidi var burada. Sizi öldürürüz demeye getiriyor. Ama aynı zamanda da o dönemde Akşener 9 ay ya da 8 ay İçişleri Bakanlığı yapmıştı. Yani bu aynı zamanda Millet İttifakı ekseninde Kürt seçmenle Millet İttifakı seçmenin dayanışmasında zehirlemeye dönük bir hamle idi. Bakalım arkası gelecek mi, gelmeyecek mi? Olabilir, her türlü provokasyon vesaire söz konusu olabilir. Bu şey değil. Bu böyle basit bir taraftar, işte aşırı sağcı, sokak faşisti, holigan neyse onların aklından, onların zekası ve bilgisiyle olacak iş değil. Yani bu görüyoruz hikayeleri, 30 yıldır taraftar davranışı gözlerimiz önünde. Böyle bir taraftar grubu yok Türkiye'de. Bu tür şeyler olur da burada önemli olan ona nasıl reaksiyon vereceği. Yani bir kere şeye baktığınız zaman, hiç çalışmaz. Millet İttifakı'na baktığınız zaman HDP'nin de dışarıdan destek verdiğini görürsen Türkiye'deki bütün kesimler var Kadri. Evet. İslamcısı var, merkez sağcısı var, merkez solcusu var, Kürdü var, Alevisi var, Karadenizlisi var, vesairesi var. Yani temsil edilmeyen bir şey yok. Evet, yani Türkiye'de olup da Millet İttifakı'nda geniş Millet İttifakı'nda, Grand Koalisyon'da ya da Grand Coalition nasıl diyeceğiz bilmiyorum. Grand yani öyle. Orada temsil edilmeyen HDP'yi de katıyoruz bunun işine. Yani çok geniş bir gerçekten oturuyor artık tarihsel blok gerçeği. Onun için yani burada temsil edilmeyen bir şey yok. Bütün, çalışmaz bunlar ama evet, zaten baştan söylediğimiz temaların mesela şimdi diyorlar. Vay efendim, Saadet Partisi'nin önünde Türkiye layıktır, layık kalacak sloganı atıldı. İşte ne güzel yani. Evet. Ne güzel ya. Yani. Buradan vurmaya çalışıyorlar. Mesela Saadet Partisi'ni yapmaya çalışıyorlar. Ne derler? Sen ne arıyorsun orada demeye çalışıyorlar vesaire. Yani ama bunların hiçbirisi yürümüyor. Yani olarak şimdi büyük bir ihtimalle tek tek Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu bunların üzerine yönelik de bir takım yıpratmalar yapılmaya çalışacak ama onlar çok sağlam duruyorlar. Yani onlar sağlam durduğu ölçüde bir çatlama olacağını sanmıyorum. Yani işte Meral Hanım da kendi konumunu bu yoldan bir yerde tahkim etmiyor mu? Ne diyor Meral Hanım? Burada diyor biriken bir öfke ve nefret var iktidara karşı. Ey AK Partililer, ey MHP'liler bana oy verin diyor. Ben bu öfke ve nefretin karşı bunu dengeleyeyim. Beni desteklerseniz. Çünkü burası kazanacak. Şimdi kaybetse dahi gelecekteki seçimi mutlaka burası kazanacak diyor. Beni destekleyin. Yumuşak geçişi böyle yapalım diyor. Yani dolayısıyla bu manada her hücumun çok güçlü bir cevabı var. Yani iktidar ideolojik olarak tükenmiş olmasaydı bu işler bu kadar kolay olmazdı. Yani şu deprem 10 yıl önce olsaydı bu kadar büyük bir siyasi sonuç yaratmazdı. Ya da depreme anında müdahil olabilseydi. Depreme müdahil olma kapasitesini de tüketti bu iktidar. İşte yani devlet dediğimiz olgu var ya, bunun da çürümüş, içi boşalmış, anlamsızlaşmış bir duruma dönüştüğünü halk çıplak gözleriyle acılar içinde kıvranırken bizzat tanık oldu. Şimdi Kadri toparlarken şunu demek mümkün mü? Yani bütün konuşmamızdan eğer HDP'nin de dahil olduğu bu büyük koalisyon kendi içerisinde sorun yaşamadığı müddetçe Erdoğan'ın kazanması mümkün değil. Değil, hayır değil. Yani şöyle, tabii Erdoğan'ın şapkasında çıkaracak tavşan kaldı mı? Ya valla şimdi acaba pişmanlar mıdır bilmiyorum. Ayasofya'yı çok mu erken açtık acaba diye düşünüyorlardır. 2020'nin yazında pandeminin hemen sonra o zaman da ama çok büyük sıkılmışlardı. Sıkışmışlardı. Evet, ihtiyaçları yani var. Hayır, şimdi seçim ekonomisini bir seçim ekonomisi uygulayacaklar ama bunu uygularken ekonomiyi daha da batıracaklar. İlave bir kaynak bulmaları lazım. Para da basabilirler. Korkunç bir dönem bekliyor bizi. Bu dönemi biz bu iktidarla çıkartamayız. Bu iktidarın değişmesi haline ancak bu dönemi Türkiye'nin mümkün olan en az ızdırapla ve meşakkatle çıkarması mümkün. 2015'te denenen yöntemler, yaklaşımlar tekrar tatbik edilebilir mi? Hiç zannetmiyorum. Haziran-Kasım arası. Evet. Yani zannetmiyorum. Etkili olmayacaktır, çalışmayacaktır. Çalışmaz. De yok. Bir gece ansızın gidebilecek yerde kalmadı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Evet. Bu da aslında iyice anlamsızlaştı. Yani bunun bir siyasi karşılığı yok. Böyle hiçbir karşılığı yok. Deprem bunu da değiştirdi. Bu gerilimin de zeminini ortadan kaldırdı. 2 ay kalmış şurada. Nereye gidiyorsun? Çok zor bir sihirli değnek gerekiyor. Ben o sihrin dahi çalışacağı kanaatinde değilim. Yani böyle bir imkan ve ihtimal kalmadı. Doğal ömrünü zaten tamamlamış bir iktidar var. Onu diriltecek herhangi bir imkan yok. Son gürlüğü diye bir tabir kullanmıştı Fehmi Koru bundan yıllar önce. Eski rejimin kendisini savunmak için yaptığı ve güçlü görünen bazı hamleleri tarif ederken son gürlüğü Anadolu'da ağır hasta ve ölümcül hasta olan kişinin böyle çekilmeden önce, hayata veda etmeden önce bir canlanması hali. O son gürlüğünü de geçti bu iktidar. O son gürlüğü de çeşitli vaatler, işte zamlar, ücret zamları vesaire ile yani olumlu kampanya izlediği, işte Kasım, Aralık, Ocak döneminde oylarının 2-3 puan arttığı, kaybettiği, işte kararsızlıktan kararsızlaşmış kitlesini geri aldığı falan o dönemdi. Bir son görülüğü daha yok artık. Yani bu iktidarın tekrar bir gerilme belirtisi, evet, hayat belirtisi gösterme ihtimali kalmadı. Böyle bir imkan kalmadı maalesef. Evet Kadri. Maalesef demiyorum. Geri alıyorum. Ha? Böyle bir imkan kalmadı nokta. Maalesef dedim, lafın gelişi dedim. Onu geri alıyorum. Maalesef diyecek bir durum yok ortada çünkü. Evet Kadri, çok teşekkürler. Evet, Kadri Gürsel'le Kılıçdaroğlu nasıl kazanır? İktidarın kazanma ihtimali var mı? Bütün bunları tabii ki o malum krizi de enine boyuna tartışarak ele aldık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.